Arkadaşlar hepinize merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Mayıs ayında yapmış olduğum alışverişlerle karşınızdayım. Eskisi gibi dediğim, ya geçen ay da böyleydi çünkü. Eskisi gibi çok çılgın, kocaman büyük alışverişler maalesef yapamıyoruz. Ne ben de bir başkası. Günümüz şartlarına artık alışverişlerimiz sadece ihtiyaca dayalı. Genel bir alışveriş oldu. Size biraz kozmetik yok bile. Bir parça cilt bakımı, bir parça maske, bir parça yaza hazırlık, terlik, bir tane tişört gibi. Hemen hızlı bir şekilde başlıyorum. Çok uzun bir video olmayacak. Dediğim gibi cadam Crocs aldım. Crocs'lara benim kadar karşı bir insan olamazdı ta ki geçen yıla kadar. Bunu daha önce de bir videoda söylemiştim. Bu yıl aldığım ikinci Crocs'um bu. Diğeri biraz daha ağır, kalın, lastik tabanlı. Benim kadar karşı biri olamazdı Crocs'a. Hani naylon terliğe de o kadar para verilmez yani, ne gerek var diyenlerdendim ki başka terlikleri deneyene kadar. Bunun benzeri bazı markaların, gene yani iyi markaların bundan daha uygun fiyatta aldım ve hiç rahat edemedim. Evde de sürekli terlik giyen biriyim. Bunları ev için aldım ama muhtemelen dışarıda da yazın kullanacağım. Ayaklarım çok problemli. Sürekli böyle spor ayakkabı giyip sürekli marka takıntısı var gibi tipler var ya, ben onlardanım. İşte belirli bir markanın spor ayakkabısını giyerim. Kışın botlarım o markadandır. Çünkü ayaklarımı her ayakkabıda rahat hissetmiyorum, rahat yürüyemiyorum. Ayaklarım biraz problemli olduğu için evde de en rahat edebileceğim terliği almak istedim. Hemen açtım Crocs'un kendi sitesine baktım. Bunun tabii ki daha böyle düşük, daha alçak tabanlı olanları var. Fakat ben onlarla çok rahat edemedim. Benim kız kardeşim çok rahat kullanıyor ama ben çok rahat edemedim. Yani ayağım problemli olduğu için daha böyle yüksek tabanlısını almak istedim. Sonra bir de ne göreyim Crocs'un kendi sitesine bakınca. Aman tanrım, fiyatlar yaz gelince uçmuş. Benim kış başında almış olduğum fiyatlarla hiç alakası yok. Daha da yükselmiş fiyatlar. Dedim bu böyle olmaz. Sonrasında şimdi şu kartları da göstereceğim size. A101'in online'ında zaten bunlar benim aklımdaydı. Bunlar A101'den almış olduğum Crocs'lar. Görmüş olduğunuz üzere paketteki barkodları, üzerindeki etiketleri, içi, konforu, altı, yazıları, işte ondan sonra made'ini bilmem ne, çünkü bazıları Vietnam'da üretiliyormuş, bazıları bilmem Amerika'da üretiliyormuş, Tayland'da olanlar varmış. Çok bilgi sahibi bir insan değilim. O yüzden kendi sitesinden aldım nasılsa, bu da birebir aynısı geldi. Aynı numara aldım. 38-39 giyiyorum ben. Bunları A101'den aldım. Şöyle renkli renkli. Üstüne ben cibitslerini de koydum. Tam böyle yaza hazır, yaz modu, ev terliği şimdilik. Ama herhalde tatile giderken bunları alırım değişiklik olsun diye. Şöyle söyleyeyim. A101'den alırken acaba işte... Ya çakma demeyeyim. Bazı yerlerde üretilenler daha uygun fiyatlı olduğu için, mesela bu parfümlerde de böyle oluyor ya, Avrupa'da üretilen ve Uzak Doğu'da üretilen parfümlerin fiyatları farklı oluyor. Doğal olarak esansları düşük oluyor. O yüzden fiyatları farklı oluyor. Acaba dedim bu da öyle bir şey mi? Daha uygun fiyatlı. Çünkü kendi sitesinde bu yok. Bu eski sezon olduğu için A101'de kendi sitesinde böyle renklisi yok ama düz rengi bile bunun iki katı fiyatınaydı. Dediğim gibi ben yüksek tabanlı giydiğim için. Dedim ki gözümü karartayım bir alayım. Evet, birebir aynı paketiyle, barkodlarıyla, etiketleriyle, işte üzerindeki, altındaki, sağındaki, solundakiyle. Şu çıkan elimdeki saattir, onunla oynuyorum. Yani şu asma aparatı askısına kadar her şeyde aynı. Tabii ben içinden çıkarmak için kırdım bunu. Bir sorun yaşamadım. Crocs almak istiyorsanız şu anki kendi sitesindeki fiyatların yarısını aldım. Ben çok daha memnunum. Giyiyorum. Yani sürekli giydiğim için gene aynı seriden aldım. Renk almak istedim. Bu kez gayet de memnunum. Gayet de beğendim. Memnun kaldığım için siz de bir göz atabilirsiniz. Dediğim gibi A101'i duyunca böyle bir oluyor ama mağazasında da sordum, dedim sizde var mı? Hayır dediler. Lüks ürünler online'da oluyor. Sadece mağazalara getirmiyoruz.
Online'dan aldım. Bir sorun yaşamadım. Gayet de memnunum. Severek de giyiyorum. Çok da rahat. Crocs'larım bu şekilde de size fikir olsun diye söylüyorum. Eğer ki almak istiyorsanız bir bakabilirsiniz. Orada çok daha uygun. Geldim cilt bakım ürünlerine. Bunu bitenlerde de anlattım Justin Beauty'den. Bunları ben son yakaladım. Fakat bunlar da sanıyorum artık stok yok. Cildim yağlı olduğu için yeşil çay değil, tea tree çay ağacı benim cildime çok iyi geliyor. Yeşil çaylı çay ağacı yağlı ürünler bu kadar büyük. Bunu duşta da kullanıyorum, dışarıda da farklı versiyonu var. Temizleme köpüğü ve toniği gerçekten yüzümü çok iyi yatıştırıyor. Gerçekten çok seviyorum. Severek kullandığım bir Kore markası, birçok Kore markasına göre biraz daha uygundu muhtemelen. O yüzden hemen stokları bitti. Sizin de yağlı cilt probleminiz varsa Santalia Asetica da var. İçerisinde %50 çay ağacı yağı içermekte. Sakinleştirici, yatıştırıcı bir toner ve temizleme köpüğü ben tavsiye ederim. Ben severek kullanıyorum. Bende çok işe yarıyor. Sonrasında bitenlerde göstermiş olduğum yanında da bir tane şöyle Be Better Daily Air Fit Sunscreen yollamışlar. Kitty Kozmetik Shop'tan almışım ben. Elena Katircioğlu. Korean Beauty in Turkey. Cosrx'in Salyangoz Müsli içeren serisine hastayım. Her ürünü çok seviyorum. Kremini yeni bitirdim ve hemen yedekledim. Fiyat biraz yüksek gibi görünebilir fakat çok bereketli bir ürün. Cilde çok iyi gelen, hatta kırışıklıkların oluşumuna bile engel olduğu söylenen mükemmel bir ürün. Ben cildi yapılandırmasını, nemlendirmesini, cilde verdiği hissi, esnekliği, her şeyi çok seviyorum. Kaçıncı bu bilmiyorum ama yazın belki kullanmayacağım. Şimdi yaz için daha hafif yapıda ürünlerim var. Kışın severek kullandığım güneş, nemlendirici kremlerden şimdi hemen dolaba koyacağım. Tabii ki ben geçen ay bir fark ettim ki Tony Moly'den hiç maske almamışım. Hemen indirim yakaladığımda böyle çok uygun fiyata geldi bunlar. Nem maskeleri aldım yanı avokadolu. Omega 3 sayesinde cildi besleyerek, nemleyerek, nemlendirerek tazelenmiş bir görüntü veren bir nem maskesi. Ve bir de pirinç şarabı, alkolsüz pirinç şarabı içeren beyazlatıcı, nemlendirici maskelerden. Bunlar üçlü olduğunda çok uyguna geliyor. Sürekli dediğim gibi kullanıyorum. Cilt bakım rutininden birçok serumu çıkarıp bunları koyduktan sonra daha güzel fayda gördüm ben. En son. Ne almışım? Bunlar da burada. Tommy'den alışveriş yapmışım. Bu rengi çok seviyorum. Yani üstümdekine çok yakın aslında. Bu daha pembe tabii ki. Şöyle Tommy'den bir tane tişört almışım. Şunu söyleyeceğim. Şimdi ben bunu baktığımda online aldım. Ben onu mağazaya giderdim. Online aldığımda bu bel hizasında değil. Öyle de giyiyorum. Sıkıntı yok da. Daha böyle uzun duruyordu. Ya da sadece bu marka için de değil, bazı markalar, yani birçok marka için bazıları da değil. Hepsi crop ya da yukarıda. Belki ben biraz daha uzun bir şey giymek istiyorum. Bunu da öyle almıştım. Hani biraz daha böyle belden aşağıya kalça hizasına kadar inebilir belki diye. Öyle çıkmadı. Böyle daha kısa. Dediğim gibi giyebiliyorum. Sıkıntı yok. Hani ben öyle olduğunu düşünerek aldım. Herkes sanki kısa giyiyormuş gibi. Genelde hep öyle. Arkasında da böyle bir logosu var. Hoşuma gitti. Rengini sevdiğim için aldım. Şöyle bir durum gerçekten. Bakıyorsunuz çok hoşunuza gidiyor. Bir el atıyorsunuz. Boy bu kadar. Tamam crop çok güzel ama göbekli insanlar crop giyemiyor bazıları. Yani ben giyenlere bir şey demiyorum da ben mesela giyemiyorum. Niye biraz daha uzun modelleri çoğaltmıyorsunuz? Yani göbekliler giyemeyebiliyor. O yüzden bu da öyle çıktı. Aslında onun için de koydum biraz. Yani mankenin üzerinde baktığımda biraz daha böyle kalçaya yakın, biraz daha normal tişört boyundaydı. Ama geldiğinde tam böyle karın hizasında onu giyebiliyorum. Sıkıntı yok da biraz öyle oldu işte. Olmazsa olmaz eşofmanlarda bugün Puma'dan almışım. Şöyle
şey var mı diye bakıyorum. 558 68 42 54 medium. Klasik böyle şey var ya, hani paçaları lastikli, düz gri eşortman. Bunlardan ben de tonlarca var. Bu tabii biraz daha yazlık ve ince olanı. Hiçbir özelliği olmayan, sürekli giydiğim, her gün üstümde olan eşofmanlarıma bir yenisini daha ekledim. Puma'nın seviyorum. Kalıbı da güzel oluyor. Kumaşları da çok rahat oluyor. Konforlu. O yüzden sürekli alıyorum derken üst katımdaki ablam yurt dışına gitmişti. Ben ondan tabii ki bir şeyler istemiştim. Yetmemiş. Bir de kendisi bana hediye getirdi. Çok sevdiğim bölüm. Çok merak ettiğim ürünler. Bunlarla ilgili bir video hemen bu aya böyle hazırlamaya çalışıyorum. Elimdekilerle ilgili. Sağ olsun, dediğim gibi kendisi getirmiş. Benim istediğim haricinde çok güzel bir de hediye de geldi. Çok mutluyum. Zaten Duty Free poşetini gördüğünüzde tahmin ettiniz ki bunlar parfüm. Evet. Aman tanrım, nasıl kokuyor biliyor musunuz? Nasıl kokuyor? Bunları ben istemiştim. Alien hastasıyım. Mugler'in Alien'ini çok çok seviyorum. Yeni çıkan serileri. Bunlar Türkiye'de yoktu. High Prince var Türkiye'de de şey yoktu. Görmemiştim yani, Sephora'ya falan gittiğimde görmemiştim. Yeni çıkan serisi şöyle. Mor fakat holografik, holokrom şişede. Bu daha böyle çiçeksi. Klasiğinden daha yaz kokusu bence. Bunların hepsini böyle bir video çekeceğim. Biraz böyle deneyip karşılaştırma yapacağım. Bir de Goddess serisi. Ben Goddess'ı da kullanıyorum. Goddess'ın Intense'ini de kullanıyorum. Bu Flora'sı. Supra Flora'sı. Bunu da burada hiç görmemiştim. Tamamen bir kör alış oldu benim için. Bu 60'lık vardı sadece. Ama şişesinin güzelliği. Çok seviyorum. Bunun kokularını çok seviyorum. Bu şişeler doldurulabilir. Şişeler tekrar çıkarıyorsunuz. İsterseniz refillerini alıp doldurabiliyorsunuz. Bunları çok istiyordum. Sağ olsun o da bana aldı derken bana bir hediye geldi. Akşam yani şöyle ben paketi tabii ki açtım, dereveliydim. Şöyle bir kurdelesiyle falan böyle harika bir hediye geldi. Şakayık ve Blush Suede Cologne Floral. Jo Malone'un özel bir seride çıkan bir kolonya diyeceğim. Şöyle, bunun nasıl bir kokusu var biliyor musunuz? Akşam bir kere elime sıktım. Şakayık seviyorsanız gül kadar yoğun değil ama çok kremsi, çok tatlı, çok çiçeksi, çok sizi rahatlatan temiz bir koku. Böyle bir hediye geldi bana. Bayıldım. Kokusuna bayıldım. Ve kalıcılığı mükemmel. Elimi defalarca yıkamama rağmen kaldı. Jo Malone zaten kullanıyordum. Bende var. Bu versiyonunu hiç görmemiştim. Bu özel bir seri. Böyle promosyon gibi çıkarılmış özel bir seriymiş. Öyle dedi ablam. Sağ olsun bana almış getirmiş. Ben çok mutlu oldum. Yani Jo Malone'u görünce aa dedim, harika. Ve ambalajlamanın güzelliğine bakar mısınız? Akşam bunlar geldi ve bir de ben çok seviyorum diye bunu burada bulamamıştım. Almıştım, satıcı bana farklı yollamıştı. Malibu'nun 50 SPF içeren kuru sprey yağı. Ben geçen yıl bununla ne soyuldum ne yandım. Güzel bir koruyucu yağ. Eğer size böyle güneş kremi yoğun bir şey istemiyorsanız, hem korunup hem biraz da teninizin rengi koyulaşsın, biraz da bronzlaşayım istiyorsanız bakabilirsiniz. Malibu ürünleri gerçekten çok güzel. Maalesef ülkemizde bulunan bir marka değil. Fakat yurt dışından getiren satıcılar var. Onları ben güneş kremleri videolarının linkine koyuyorum. İlgilenen olursa aşağıya bırakabilirim Malibu'lara. Hem fiyat olarak uygun, hem koruyuculuğu çok güzel, hem korunurken sizi bronzlaştırıyor. Bronzlaşmak istiyorsanız. 50 SPF içeren koruyucu kuru bir yağ. Böyle vıcık vıcık bir şey de değil ve harika kokuları var. Geçen sene bir tane bitirmiştim bundan. Yağ fakat alkol bazlı. Dediğim gibi öyle vıcık vıcık bir yağ düşünmeyin.
Bir tane bitirmiştim bu sene, sağ olsun ablam almış gene bana getirdi. Bir İngiliz markası bu. O yüzden severek kullanacağım. Yaz gelsin ve bunları bir an önce kullanayım modundayım. Bu ayki alışveriş videom bu kadar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.